Merhaba ben John Green. hızlandırılmış kurs tarih dersine hoş geldiniz. Bugün Fransız devriminden bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz 1794'e kadar Fransız bayrağı değildi ama çizgilerle güzel duracağını düşündük. Aynı bu üzerimdeki tişört gibi. Amerikan devrimi güzel bir şey olarak görülürken Fransız devrimi kanlı ve anarşik bir olay by olarak görülüyor. görülür. Bay Gray'in, bay bay Eminim bundan daha karmaşıktır değil mi? Aslında hayır tek kelimeyle korkunçtu. Aslında birçok devrimin sonucunda olduğu gibi otoriter bir rejim yerine başka otoriter bir rejim geldi. Devrimin kendisi için çok düzgün bir süreç diyemeyiz ama ortaya çıkan fikirler insanlık tarihini Amerikan devriminden kat kat daha fazla etkiledi. <laughs> Tamam 18. yüzyılda Fransa zengin ve nüfusu yoğun bir ülkeydi ama toplumun yapısı yüzünden vergi toplamakta problem yaşıyordu. Şimdi bizim eski rejim adını verdiğimiz krallar ve asilleri içeren bir sisteme sahipler. Teşekkürler 3 sene boyunca aldım Fransızca dersleri. Birçok Fransız için bu sistem çok kötüydü çünkü parası olan insanlar yani asiller ve din adamlarından vergi almıyorlardı. 1789'a geldiğinde Fransa borç içindeydi çünkü Amerikan devrimini desteklemişlerdi. Teşekkürler Fransa. Amerika da bu borcunu 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda ödedi. Kral 16. Louis ulusal bütçenin yarısını federal borçlara harcadı. Louis bu sistemi birçok finans bakanıyla yenilemeye çalıştı. Hatta yerel seviyede demokrasi kurmayı bile denedi. Ama sistemi düzeltme çabalarının çoğu başarısızlıkla sonuçlandı ve sonunda Fransa kısaca battığını açıkladı. Bu olay bir yıllık mahsulleri yok eden dolu fırtınalarına denk geldi ve böylelikle yiyecek fiyatları arttı, açlık arttı. Bu da Fransaları çok öfkelendirdi çünkü hepimiz yemek yemeyi severiz değil mi? Bu arada kral hiç de aç kalmışa benzemiyordu. Bunun kanıtı sanırım fiziğinde ve güzel ayakkabılarında görülüyordu. Kral ve karısı Marie Antoinette Tanrı'nın buyruğu Versailles'de çok güzel bir sarayda yaşıyorlardı ama Kant gibi aydınlanma çağ düşünürleri din fikrini zorluyorlar ve şöyle şeyler yazıyorlardı. Aydınlanmanın esas amacı özellikle de din konusunda insanın kendi kendine sebep olduğu çiğliğinden kurtulmaktır. Yani kısaca halk açtı. Aydınlarda Tanrı'nın kralı koruması gerekip gerekmediğini sorgulamaya başlamışlardı. Asiller ise güzel sofralarında durumdan yakınırken anlamlı bir finansal reform gerçekleştiremiyorlardı. Bu kriz karşısında 16. Louis sınıflar meclisini toplantıya çağırdı. Bu da 1614'ten beri Fransa'nın bir meclise en fazla yaklaştığı anda. Sınıflar meclisi üstün bir parlamento gibiydi. Birinci sınıf asiller, ikinci sınıf olan din adamları ve üçüncü sınıf olan diğer herkesten temsilciler içeriyordu. Üçüncü sınıf 600 temsilciyle katıldı. Birinci ve ikinci sınıf ise 300'e kadar temsilciyle katıldı. Birinci oylamadan sonra her şey kilitlendi kaldı. Daha sonra üçüncü sınıf dedi ki biliyor musunuz sizinle olmuyor bu iş. Biz ayrılıp kendi ulusal meclisimizi kuracağız. Bu tabii ki kralı pek memnun etmedi. Ulusal meclis ara için odayı terk ettiğinde o da odanın toplantılarını ve üzgünüm çocuklar siz giremezseniz eğer toplanamıyorsanız nasıl bir meclis olacaksınız ki dedi. Ama 3. sınıf temsilcileri toplanacak başka yer buldular. Bu sefer bir tenis sahasında buluştular. İşte burada ünlü tenis sahası yemin ettiler ve Fransız anayasası oluşturulana kadar pes etmemeye karar verdiler. Daha sonra Kral Paris asker yollayarak karşılık verdi. Aslında daha çok yiyecekle ilgili baş kaldırıları bastırmak için asker yolladı ama devrimciler bunu kışkırtma olarak gördüler. Onlar da bu duruma 14. 14 Temmuz günü yani Bastille hapishanesine ne geçirerek karşılık verdiler. Bu günü ne tesadüftür ki Bastille günü olarak biliyoruz. Bastille tutsakları salmak için girdiler ama o zaman sadece 7 kişi içerideydi. Ayrıca silahları da almak istiyorlardı. Ulusal meclisin yaptığı en radikal davranış 4 Ağustos günü gerçekleşti. O gün eski rejimi kaldırdılar. Feodal haklar asillerin ayrıcalıkları eşit olmayan vergilendirme ve daha fazlası o gün yeni bir anayasayla kaldırıldı. Sonra 26 Ağustos'ta ulusal meclis İnsan ve yurttaş hakları bildirgesini yayınladı. Bu bildirge her insan için geçerli olan hakların olduğu bir sistem içeriyordu ve bu haklar yeni anayasanın çok önemli bir parçasıydı. Bu Amerikan İnsan Hakları Beyannamesinden daha farklı çünkü o son dakikada oluş oluşturulmuştu ve sadece köle olmayan insanlar için geçerliydi. İnsan ve yurttaş şakları bildirgesi herkesin özgür olmaya hakkı olduğunu, güvenlik ve mülkiyet hakkı olduğunu açıklıyordu. Ne var ki Fransız devrimi bu hakları korumayı pek de başaramadı. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi başarılı olduğu iddia edilen birçok devrim de aslında aynı şekildedir. Tamam hadi düşünce balonuna gidelim. Bu sırada Versailles'de 16. Louis hala Fransa'nın kralıydı. Fransa meşrutiyetle yönetilecek gibi duruyordu. Bu da kraliyet ailesi harika evlerinde takılmaya devam edebilir demekti. Ama sonra 1789 senesinin Ekim ayında bir de kodu yayılmaya başladı. Bu dedik dedikoduya göre ay söyleyemedim. Marie Antoinette sarayda bir yerde buğday saklıyordu. Bunun üzerine daha sonra kadın yürüyüşü olarak alınacak olan olayda silahlı köylü kadınlar saraya yürüyerek Louis ve Marie Antoinette'in Versailles'dan Paris'e geçmelerini istediler. Onlar da denileni yaptı çünkü öyle silahlı kadınlardan kim korkmaz ki? E şunu da unutmayalım ki o zamanlarda insanlar için Fransız devrimi fikirlerle alakalı değildi. Daha çok fakirleri zor durumda bırakan politik sistem ve kısacası açlık da alakalıydı. Devrimin ilk aşaması o kadar da devrimsel değildi yani. Ulusal meclis anayasal bir monarşi yaratmak istedi. İyi işleyen bir hükümet için kralın hala gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Genel olarak oy verenlerin ve makam sahibi kişilerin varlıklı insanlar olmasından endişeliydiler. Ancak en radikal taraf olan Jacobinler bir cumhuriyet kurmayı önerdiler. Ne var ki olaylar bu noktadan sonra Fransa için daha devrimci bir tarafa ve daha kötüye gidecekti. İlk önce Jacobinler kral tarafından değil de ulusal meclis tarafından yönetilen askerlerin kalabalığa ateş açmasını istediler. Bu da 50 kişinin ölümüne sebep oldu. Bu durum insanların devrimci sesi olan ulusal meclisin yine insanları kendi faydası için öldürmesi anlamına geliyordu. Bu durumu tarih boyunca çok sık görüyoruz. Umut ve değişim rüzgarı gibi görünen şeyler ilerleyen zamanlarda radikal fikirler daha da sahiplenildikçe tek adam yönetimine dönüşmeye başlayabilir. Teşekkürler düşünce balonu. Bu arada Fransa'nın diğer tüm monarşi komşuları Cumhuriyet konuşmalarından endişe duymaya başlamıştı. Özellikle de 2. Leopold kendisi hem kutsal değildi hem de Romalı değildi ama Kutsal Roma İmparatorluğunun imparatoruydu. Ayrıca Mario Antoinette'in de kardeşiydi. Bu arada arada Kutsal Roma İmparatorluğu aslında bu dönemde sadece Avusturya sayılır. Tabii birçok mutlak hükümdar gibi Leopold da monarşi fikrini seviyordu ve şimdi kaybetmek istemiyordu. Bir elbise giyip sağda solda gezen, öylesine el kol hareketleri yapıp altından yapılma kanatlı maymunlara sahip olmaya devam etmek istiyordu. Onu kim suçlayabilir ki? O ve Prusya Kralı 2. Frederick e, Pilmitz Deklarasyonu'nu oluşturdular. Bu deklarasyon Fransız monarşisini eski haline döndürmeye söz veriyordu. Bu noktada Louis ve e, Ulusal Meclis bir plan yaptılar ve haydi Avusturya işgal edildiğinde Avusturya'nın zenginliklerini alacaklardı ve belki de buğdaylarını Fransız yiyecek stoklarına katacaklardı. Ve tabi ayrıca devrimcilik hevesini başka topraklara yaymak istediler ama olaylar şu şekilde gerçekleşti. Prusya Fransa ile savaşan Avusturya'ya yardım etti. Sonra Louis Prusyalıları cesaretlendirdi. Bu da onu devrimin düşmanı gibi gösterdi ki zaten öyleydi. Sonuç olarak meclis monarşiyi askıya alma, erkek olan herkesin katılabileceği yeni seçimlerin olması ve yeni bir anayasa oluşturma kararlarını aldı. Daha sonra tek bir oy farkla 16. Louis'i guillotine gönderme kararı aldı. Bu durumda Avusturya ve Prusya'nın onu tekrar tahta çıkarma planı zorlaştı gibi. Açık mektup zamanı. Giyotini açık mektup Aa, ay bu bölmede ne var? Ay 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 ayistan. Hiç komik değil tamam mı? Evet sevgili Giyotin sen aydınlanma fikirlerinin cinnet geçirmiş ailesin. Doktor Joseph Giyotin yani Giyotin'i bulan kişi ölümün daha eşit olması gerektiğini düşünmüştü. Giyotin'in insancıl olduğunu söylediler ve zengin fakir asil köylü ayrımı yapmadan herkesi öldürdüğünü de. Belki seni idamdaki işkence ve acıyı azalttığın için de kutladılar ama sana şunu söylemeliyim ki idamdaki ölümü azaltamadın. Senin için kötü bir haberim var. Fransa 1977'den beri kimse idam etmedi ama belki şunu bilmek seni sevindirir. Fransa'nın son yasal idamı bir giyotinle gerçekleştirildi. Ayrıca korku filmlerinde her zaman bir yerim ve parlak bir geleceğim var. Sevgiler John Green. 16. Louis'nin ölümü terör döneminin başlangıcı sayıları. Bu devrimin en çok bilinen en sansasyonel aşamasıdır. Eğer kalı öldürüyorsanız herkesi öldürebilirsiniz demek. Zaten hükümet de buna yakın bir şey yaptı ve Halk Güvenliği Komitesi'nin önderliğinde insanları öldürmeye başladılar. Sloganları halkın güvenliğini sağlayamıyoruz olan grubun lideri Maximilian Robespierre'di. Terör döneminde devrime düşman 16 bin insan giyotine gönderildi. Bunların arasında Marie Antoinette ve Maximilian'in kendi de vardı. Tahmin ediyorum ki birinin son sözü o zaman pasta yesinler dememiştim oldu. Maximilien ise 2. yılın Termidor ayında öldürüldü. Evet Fransa 5 parasızken ve 9 savaşta birden savaşırken Halk Güvenliği Komitesi zaman ölçülerini değiştirmişti. Çünkü geleneksel zaman ölçüleri çok dini ve manasız geliyordu. Tüm ayların adını değiştirdiler ve her günün 10 saatte ve her saatin 100 dakikadan oluşmasını kararlaştırdılar. Terör döneminden sonra devrim biraz geri gitti ve zenginlere daha çok ayrıcalık tanıyan bir anayasa getirildi. Bu noktada Fransa hala Avusturya ve İngiltere'de savaş halindeydi. Bu savaşları Fransa nasıl kazandı, nasıl mı kazandı... Ben tanırsınız. Napolyon Bonaparte adında bir sayesinde oldu. Daha bir sürü darbe ve karşı darbeler oldu falan filan ama şimdi buralara girmeyeceğim çünkü çok karışıklar ama son darbe 1799'daki darbe Napolyon Bonaparte Fransa'nın ilk konsülü yaptı. Bu da ona neredeyse sonsuz bir yönetim gücü verdi ve tabii ki başka bir anayasa doğrultusunda. Fransa'nın ilk konsülü ilan edildiğinde Napolyon şöyle söyledi. Yurttaşlar devrim başladığı esaslar üzerinde gerçekleşmiştir. Artık bitti. Bununla herhalde Fransız hükümetinin buradan buraya geldiğini ima etti. Yani Amerikan devrimi gibi Fransa Fransız devriminin de o kadar devrimci olmadığı sonucuna varabiliriz. Napolyon aslında imparatordu. Hatta Louis'nin olduğundan daha da mutlak bir liderdi. Yavaş yavaş asiller Fransa'ya geri döndüler ama ayrıcalıklarının çoğunu kaybetmişlerdi. Katolik kilisesi de döndü ama daha zayıftı çünkü vergi toplama yetkisini kaybetmişti. Napolyon da tahttan düştükten sonra Fransa monarşiye geri döndü. Bir tek 1815 ile 1870 arasındaki 4 yıllık bir dönem hariç Fransa'nın ya Bourbon ya da Bonaparte olan bir kralı oldu. Bunlar yönetme yetkisini tanrı alan mutlak krallar değillerdi. Anayasalara bağlı krallardı. Tıpkı 1789 devrimcilerin ilk başta hayal ettikleri gibi. Artık Fransa'nın tekrar bir kralı, asil sınıfı ve dini vardı. Ve kesinlikle demokrasisi ya da cumhuriyeti yoktu. Belki de bu yüzden Fransa devrimi bu kadar çok tartışmaya ve yoruma açıktır. Bazıları bu devrimin idealleri ve fikirleri yayması yönünde başarılı olduğunu savunuyor. Diğerleri ise devrimin asıl miras bıraktığı şeyin özgürlüklerin gelişmesi değil devletin gücünü arttırmak olduğunu söylüyor. Her şeye rağmen bence Fransa devrimi Amerika'dakine göre çok daha devrimciydi. Amerika'da hiç aristokrat sınıfı olmadı ama bir yandan da olduğu kadarı da olmaya devam etti. Fransız aydınlanma çağı düşünürü Diderot, Amerikalıların varlıkların eşit olarak bölünmemesi sonucu oluşan az sayıda zengin kişi ve çok sayıda mutsuz fakir kişi olmasından korkmaları gerektiğini söylemiştir. Amerikan devrimi ise varlıkların kutuplaşması ile ilgili hiçbir şey yapmadı. Fransız devrimini radikal yapan şeylerden biri de ideallerin evrenselliği konusundaki ısrarıydı. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesinin 6. maddesine bir bakın. Yasa genel iradenin ifadesidir. Her vatandaşın bireysel olarak ya da temsilci aracılığı ile yasaların temeline katkı sağlama hakkı vardır. Yasalar korusa da cezalandırsa da herkes için aynı olmalıdır. Bunlar yasaların krallardan ya da tanrılardan değil de vatandaşlardan geldiğini söyleyen radikal fikirler ve yasaların herkese eşit şekilde uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Bu Hammurabi Kanunlarından beri, hatta köle sahibi Thomas Jefferson'dan beri çok büyük yol kat etmek demek. 1970'te Çin Cumhurbaşkanı e, Zhu Enlai Fransız devriminin etkileri sorulduğunda şöyle cevap verdi. Söylemek için çok erken. Bence hala erken sayılır. Fransız devrimi insan haklarının doğası ve bu hakların türeviyle ilgili sorular sordu. Biz hala bu sorulara cevap veriyoruz ve cevaplarımızın toplumu nasıl şekillendirdiğini çözmeye çalışıyoruz. Hükümetler insanlardan mı olmalı yoksa insanlar için mi olmalı? E, haklarımız doğadan mı tanrıdan mı geliyor yoksa hiçbirinden mi? Ve bu haklar neler? William Faulkner'in dediği gibi geçmiş asla ölmez hatta geçmez bile. İzlediğiniz için teşekkürler.